Merhaba arkadaşlar. Bugün yine korona ile ilgili bir video çekeceğiz. Ama videoya başlamadan önce abone ol butonuna basıp bizi takip eder. Bir de beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar, korona bizi eve kapattı. Evde de kalmamız gerek zaten. Dışarıya çıkmamız çok tehlikeli. Bu süreçte evde yemeğe odaklandık. Çok yemek yiyoruz. Vakit geçirmek için yemek yemeye başladık. İşte atıştırmalıklar, unlu mamuller, çerezler. O yüzden kilo da almaya başladık. Ve de sağlıksız beslenmeye de başladık. Yani canımız sıkıldıkça yemek yiyoruz kısacası. Bunun önünü nasıl geçebiliriz? Tabii ilk aşamada kendimizi yemek konusunda durdururuz. Ama ikinci aşamada hareket kısıtlamamız azaldı. Bunu arttırabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Çeşitli egzersizlerle, evin içerisinde ufak tefek egzersizlerle. Tabii ki dışarı çıkıp spor salonlarına gidemiyoruz, yürüyüş yapamıyoruz. Bazılarınız belki koşu yapıyordu, koşu yapamıyorsunuz. Ama evin içinde de ufak tefek egzersizlerle bunları yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Mesela sabah kalktığınızda gençseniz şınav çekebilirsiniz, mekik çekebilirsiniz. Eğer yaşınız biraz ilerlemişse ufak tefek jimnastik hareketleri yapabilirsiniz. Daha da yaşınız ileri ise evin içerisinde aktif yürüyüşler yapabilirsiniz. Yani evde sabit oturmak yerine işte odalardan odalara böyle gezinmek. Yani dışarıdaki yapacağınız yürüme adım sayısını evin içinde de yapabilirsiniz. Tabii ki bu da sizin metabolizmanızın çalışmasını sağlayacak. Bu metabolizma çalıştığı süreçte de o kalorileri yakmaya gideceksiniz. Esas boyuta geldiğimizde ise yemek. Siz şimdi ne kadar bu egzersizleri yapıyoruz deseniz de yemeği çok aşırı yer ve düzensiz yemeye başlarsanız bu egzersizleriniz kısıtlı olduğu için size gene de kilo aldıracaktır. Peki ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben de bu dönemde kilo alan birisiyim. Ama kendime şu günden sonra bir şey söyledim. Söz de verdim kendime. Şu olacak. Mümkün olduğunca kalorisi yüksek. Yani unlu mamuller. Özellikle evde işte börek yapayım, çörek yapayım. İşte televizyon karşısında oturuyoruz. Hadi biraz yiyelim. İşte börek, çörek çok güzel oluyor tabii televizyon karşısında. Bunun önüne geçmeye başlayacaksınız. Yani unlu mamulleri olduğunca hayatınızı kısıtlamaya çalışın. Bunun dışında sağlıklı yiyecekler, yani sebze türüne yönlenmeye çalışın. Tabii ki unlu mamulleri de tüketeceksiniz ama normalde atıyorum günde bir tane börek yapıp yiyorsanız haftada bir yapmaya başlayın. Kendinizi kısıtlayın bu konuda. Yani önüne geçin. Eğer bunları yaparsanız göreceksiniz ki kendiniz de rahatlayacaksınız. Eğer yapmazsanız durmadan atıştırmalıklar, işte cipsler alayım, kolalar alayım. Zaten yapabildiğimiz 2-3 şey var. Maskemizi takıp markete gidiyoruz. Ne alıyoruz? Cipstir, koladır, işte çeşitli abur cuburlar alıp evde televizyon karşısında oturup yiyoruz. Bunun yerine markete gittiğimizde normal günlük ihtiyaçlarımızı alıp abur cuburları şöyle bir sırt çevirip eve gelip gene televizyon seyredin. Ama o abur cuburları yemeden televizyon seyredin. Çünkü bu çok önemli. Yoksa dediğim gibi koronadan kurtulduk derken bu sefer mide rahatsızlıkları, tansiyon rahatsızlıkları, şeker hastalığının rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıklara yakalanacağız. O yüzden çok önemli. Ayrıca arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada yaptığımız şey var. Yemek paylaşımlarını çok yapıyoruz. Tabii ki de bu güzel bir şey normal zamanlar içerisinde ama şu dönemde gerçekten evde duran insanlar için gerçekten zor. İki tane sebebi var bunun. Bir, insanların canı çekiyor ve kendileri de yapıp bunları tüketiyorlar ve kilo alıyorlar. Kilo aldıkça da zararlı kilo artışlarına neden oluyor. İkinci sebep de zaten sokağa çıkamıyoruz. Alışveriş yapma kısıtlamamız var. Bu alışveriş yapma kısıtlaması içerisinde sizin orada yaptığınız bir şeyi görüp aynısını yapmak isteyen insanlar bu malzemelere ulaşması çok zor. Basit pratik şeyler de yayınlanıyor işte internette, sosyal ortamda ama yani ulaşabilmek bazı şeylere çok zor. Zaten biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte her şeyi yapmak sıkıntılı. Yaptığınız zaman da geri dönüşleri de sıkıntılı oluyor. Lütfen bu konuda hassasiyet, duyarlılık gösterelim.
mümkün olduğunca yemek videolarını, fotoğraflarını, yani sosyal medyadaki yemekle ilgili içeriklerinizi kısıtlamaya çalışalım. Daha faydalı şeyler paylaşabiliriz. Daha böyle insanları bu dönemde sıkıntıdan kurtaracak şeyler paylaşabiliriz. Bu yüzden çok duyarlı olalım lütfen. Mümkün olduğunca paylaştığınız yemek videolarını, resimlerini azaltalım. Hatta hiç paylaşmazsak da çok daha iyi olur. Bu konuda da hassasiyet gösterirseniz teşekkür ederiz.